25.'si. Bu mevsimin de son programı bu. Ölmez sağ kalırsak işler bir şekilde şekillenirse belki seneye de konuşmacı dinleyici münasebetimizi idame ettiririz ama ettiremeye de biliriz. Onun için bugün bu son konuşmamızı bir hülasa şeklinde yapalım. Yani böyle birçoklarına göre nereden çıktı bu söz diyebileceğimiz sözler ettik şimdiye dek. Sadece bu salonda değil, başka yerlerde de. Mesela dedik ki Türk milleti varlığını şiire borçludur. Bu çok böyle hamasi bir söz gibi görülebiliyor. Buradan aynı zamanda Türkiye'de düşünce hayatının omurgasını şiirin teşkil ettiği fikrini de benimsediğimi bilirsiniz. Ve Türkiye lehine bir gelişme bekliyorsak eğer, bunun kaynağının da şiir olacağı tezine inanıyorum ben. Bundan sonra, yani bu tarihten sonra Türkiye lehine bir gelişme olacaksa, bunun kalkış noktasının şiir olacağı görüşündeyim ben, ki şiirin durumunun pek parlak olmadığı da söylenebilir. Şimdi işin aslına bakmamız lazım. İşin aslı sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada, sadece Türkçe'de değil, bütün lisanlarda şiirin neyi karşıladığını bilmemiz gerek. Yani bir bakıma şiir insan için nedir'i bilirsek, sonra Türkler için nedir'i daha kolay anlarız. Dilin, lisanın bizim için, insan türü için nasıl bir önem taşıdığını bilmemiz gerek. Yani lisan vasıtasıyla biz varlığımızın neyini temin ediyoruz? Şimdi elimiz, kolumuz, bacağımız, midemiz, bağırsağımız, bunların var olduğunu düşünüyoruz. Bazen gözlemliyoruz da yani. Acaba dilimiz de öyle bir şey mi? Yani elimiz kolumuz gibi bir şey mi? Burnumuz ağzımız gibi bir şey mi dilimizde? Nitekim yani ağzımızın içinde olan
Sivrice olan şeye de dil diyoruz. Bu yani ikisi aynı şey mi? Nitekim konuşamayan insanlara dilsiz diyoruz yani. Şimdi bu dille yapılan bir şey şiir. Dille başka şeyler de yapıyoruz, değil mi? Yani birbirimizle konuşuyoruz. Dille yaptığımız bir şey bu. Dille başka sanatlı işler de yapılıyor. Yani tarih kitapları yazılıyor mesela. Romanlar yazılıyor, değil mi? Dilin insan için vazgeçilmez olduğu birçok alan var. Acaba şiirde bu ne oluyor? Yani şiir dilin nesi, dil şiirin nesi? Bunu bir anlamamız iyi olur. Ne söylersen şiir olur. Neyi duyduğumuz zaman böyle şiir olmaz deriz. Buna da mı şiir diyeceğiz dediğimiz bir şeyler karşımıza çıkabilir. Bunu başlangıçtan itibaren mi anlayalım? Yani şiir bir kere doğdu, ondan sonra kendi yolunda yürüdü gibi mi düşüneceğiz? Yoksa hep aynı şey mi olup duruyor? İkisi de doğru. Yani bir zaman şiir doğdu ve o kendi yolunda bir mesafe kat etti. Bir de her durumda şiir için gerekli olan şartlar doğduğunda şiir de bize kadar geliyor. Şiir dediğimiz şey bizim kelimelerle ilişki kurmayı bir kenara bırakıp kelimeleri yapımıza ait şeyler haline getirmemiz durumu. Şimdi ben yıllardan beri verdiğim bir örnek var. Pencereden kuş uçtu. Şimdi içinizden bazıları yandı yürek tutuştu diye devam edebilir. Fakat devam etmeden sadece pencereden kuş uçtu'yu düşünelim. Bu şiir olmadığı zaman kuş diye bildiğimiz bir canlının pencereden havalandığını anlatır. Yani bu bir haber olarak birinin diğerine verdiği haberdir. Yani çocuk, anne pencereden kuş uçtu der mesela. Mutfağın penceresine bir kuş konmuştur daha önceden. Çocuk yaklaşınca uçmuştur. Çocuk der ki anne pencereden kuş uçtu. Veyahut
pencereden çıkıp gitmiş olabilir kuş. Yani kafesin kapısı, pencere kapısını, kapısının kafesin penceresi olmuyor. Kafesin kapısını bir şekilde açık bulmuştur kuş ve pencereden de uçup gitmiştir. Şimdi bu şiir olmayan bir cümledir. Yani eğer pencereden kaçıp giden kuşu anlatıyorsak veyahut bir ara pencerenin kenarına konup da sonradan uçan kuştan bahsediyorsak burada şiir söz konusu değil. Ama pencereden kuş uçtu ifadesi bizim içimizde bir teli titretiyorsa burada artık ne o İtalyancadan dilimize girmiş olan kelime pancura, pencerenin aslı o, ne onun hükmü vardır ne uçmak denilen şey bir anlam taşır. Çünkü uçmak deyince neler neler gelir akla. Ne de kuş dediğimiz yaratık artık albatrostan efendim serçeye kadar bir yer sahibi olur. Pencereden kuş uçtu ifadesi şiir olduğu zaman artık bizden bir şeydir. Yani kimsek biz, bizim bir şeyimizdir. Yani biz o ifadeyi yakalamakla, o ifadeyle bağ kurmakla kendimizin mevcudiyetine dair bir sarahat, bir güç elde ederiz. Varlığımızın teyididir bu. Yani şiir ister istemez bizi bize anlatır, bizim mevcudiyetimize dair bir delil haline gelir. Bunu şiirden başka bir sözlü kuruluşla elde edemeyiz. Yani Fuzuli'nin herkesin çok iyi bildiği beyti ya da mısrağı belki de. Yok, beyt. Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım bağdı sabahdan gayrı. Bu beyit bir yalnızlık duygusunu ifade ediyor değildir. Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım bağdı sabahdan gayrı. Eğer bu beyit şiir ise bizim insan olarak neliğimize dair, mahiyetimize dair, keyfiyetimize değil, mahiyetimize dair bir senettir. Ama bu kadar çok senet var mı diye sorarsanız tabii ki yani şairler bize kendi mevcudiyetimizin teyidini sağladıkları kadar şairdirler. Bu
bunu sağlamıyorlarsa şair değildir. Yani bizim hoşça vakit geçirmemizi sağladığı için bir şaire ya da filanca durumlarda kullanmak üzere bize malzeme temin ettiği için birine şair demeyiz. Birine okuduğumuz mısraların, okuduğumuz beyitlerin, kıtaların, şiirlerin bütününün, kasidelerin bizim mevcudiyetimizin aynası değil, bizim mevcudiyetimizin tuğlası olması hasebiyle şiirlik özelliği kazanmış metinler gözüyle bakarız. Evet, bu bakımdan çok fazla geriye gidemiyoruz ama işte Homeros'la başlayan bir şey var. Yani insan tabiatı diye bir şeyden bahsedilecekse bu şiirin meşguliyet alanı sebebiyle doğan şey olabilir. Ama ben İspanyol filozof Ortega y Gasset tarafından ifade edilmiş olan sözü kabul ediyorum. O diyor ki insanın tabiatı yoktur. İnsanın sadece tarihi vardır. Şimdi insanın zihni faaliyetleri insana bir fayda temin etsin diye düşünürüz. Bu fayda teşekkür ederim. Hepimizin kolayca benimseyebileceği gibi hakikatin bilinmesi gibi bir fayda insanın zihni faaliyetlerinden doğar diye düşünebiliriz. Yani insan kafasını niye çalıştırır? Hakikati bilebilmek, hakikati tanımak için. Neyin hakikat olduğunu anlayabilmek için diyebiliriz. İnsan kafasını çalıştırıyor, insan zihni bir etkinlik gösteriyor. Veyahut bilim araştırmaları ya da bilimin meşgul olduğu alan söz konusu olduğu zaman insanın nesnenin özellikleri hakkında, işte buna belki de tabiat kanunları falan filan da diyebilirsiniz, bu konuda bir kazanım sağlıyor diyebiliriz. Değil mi? Yani İnsan neden düşüncelere dalıyor? Hakikati bilecekmiş mesela. Efendim insan niye böyle dikkatli tetkiklerde bulunuyor? İşte tabiatın hangi mekanizmalarla işlediğini anlamak için diyebiliriz. Bütün bunlar bir şartlarından
ayrılmış, şartlarından kopartılabilen bir insan düşünmemizi zorunlu kılar. Öyle mi? Yani eğer insan zihni faaliyet gösterirken hakikati anlayacaksa veyahut insan zihni faaliyetini maddenin vasıflarını, maddenin karakterini anlamak üzere kafasını çalıştırıyorsa, bütün bunlarda çalışan bir kafa, bir de bilinmeye değer başka bir şey, hakikat veyahut tabiat kanunları. Böyle bir şey olması şartı var, değil mi? İşte şiir bu çarpıklığı gideren bir şey. Yani insan hakikatle temasa geçmek üzere çaba gösteriyor. Kendisi hakikat değil mi? Bunu bir kenara bırakarak bunu yapmak zorunda. İnsan diyelim ki bir takım deneyler yapıp o deneylerden bazı sonuçlar çıkarıp bir takım tabiat kanunları keşfetmeye çalışıyor. O işleri yaparken kendisinin de bütün düzeneğin bir parçası olduğunu ihmal etmek zorunda kalıyor. Öyle değil mi? İşte şiir bu uygunsuzluğu yok eden bir şey. Dolayısıyla şiirle beraber insanın kapladığı yer belirmiş oluyor. Yani şiirin doğmasıyla beraber insanın da mekanı ortaya çıkıyor. Bu kolaylıkla aynı dili paylaşan insanların müşterek mekanı olabiliyor. O yüzden her dilin bir şiiri oluyor ve o yüzden de şiir bir başka dile tercüme edilemez bir özellik sahibi oluyor. Bir bakıma milletleri şiirleri sebebiyle tasnif etmek mümkün hale geliyor. Yani insanlar kainatta kapladıkları alanı şiirle temin edebildikleri için toplumlar, milletler de şiirleriyle kendi yerlerini tespit etmiş oluyorlar. Bu Türkler için çok yüksek bir basamak oldu 13. asırdan sonra. Yani dünya milletleri insan oluşla millet oluş arasındaki
bunalımı ve çatışmayı yaşarken Türkler insan oluşla millet oluşu kaynaştıran bir avantaja sahip oldular. Yani bu böyle oldu. Avrupa'da Roma İmparatorluğu'nun çökmesinden sonra modern diller dediğimiz dillerin doğma süreci başladı. Türkiye'de ise dil şiirle ilk hızını aldı. Yani hatta bu hep böyle devam etti. Bizim dil diye, lisan diye bildiğimiz şey şiirin taştığı yerlerdir. Yani şiir yerinde duruyordur ama böyle bazı sarsıntılarda bir şeyler dökülür falan. İşte o bizim Türkçe dediğimiz şey. Bunu anlamak çok kolay. Yani divan edebiyatı sırasında, divan edebiyatının geçerli olduğu sırada birçok divan şairinin Arapça ve Farsça divanları vardır. Fakat bunların bir de asıl kendi divanları vardır Türkçe olarak. Buradan anlaşılır ki Roma İmparatorluğu'nun çökmesinden sonra Grekçe ve Latince'nin izin verdiği kadar doğan modern diller bilinçli ve hususi bir tercihle doğan Türkçenin yanında çok çapsız şeyler kalırlar. Ama tabii bu hadise ülkemizde Türk dışında kavmi iddiaların öne çıkması sebebiyle fark edilmemiş bir hadisedir. Türkçenin ne olduğunu insanlar Türk olmayanlardan öğrenerek bugüne geldiler. Şimdi konuşmayı öyle bir yere getirdim ki buradan nasıl genimize geleceğiz çok zor. Bir de hülasa yapacaktım, hiç değil tabii ki bu. Ama belki günümüzü biraz daha üzerine ışık düşürerek konuşursak şiirin hayatımızdaki yeri bakımından biraz daha iyi duruma geliriz. Şimdi bir Osmanlı Devleti var. Bu Osmanlı Devleti bir zaman geliyor. Batılılaşmak mecburiyeti altında kalıyor. Ve
Bu da derdine deva olmadığı için Birinci Dünya Savaşı sona erdiği zaman bu devlet ortadan kalkıyor. Bu böyle değil mi? Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı sonunda ortadan kalktı. Şiir bu zamandan sonra kendine bir mecra bulmak zorunda kaldı. Türkiye'de Türkçe yazılan şiir mütarekeden sonra kendine bir mecra seçmek zorunda kaldı. Bu ülkede bir hayat biçimi devam edecekti. Bu hayat biçiminin el verdiği şiirde yaşayacaktı. Böyle oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin gereği olan bir şiir de yazıldı Türkiye'de. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin mana itibariyle mevcudiyeti ...37 sene sürdü. ...1960 yılının baharında böyle bir gündü. Bugün ayın 25'i. İki gün sonra 27 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti mana itibariyle sükût etti. Zaten ondan sonra da 27 Mayıs hareketinin devirdiği insanlara sakıtlar dendi. Türkiye Cumhuriyeti sükût etti. Onlar da sakıt oldu. Şimdi ondan sonra ne olacak? Şimdi mesele burada. Hadi şiir yazdık ettik 27 Mayıs'a kadar. Türkiye Cumhuriyeti'nin de manası vardı 27 Mayıs'a kadar. 27 Mayıs'tan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin manası var mı? Var mı acaba? Var ama mana verene göre değişen bir manası var. Rüya tabiri gibi bir şey. Bu Türkiye Cumhuriyeti ilan edildiği zaman acaba bu devlet yaşar mı yaşamaz mı? Herkes merak ediyor. Çünkü Cumhuriyet ilan edildikten sonra öyle şeyler yapılmaya başlanıyor ki mesela Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıyorlar. Yani eğitimin birleştirilmesi. Çünkü daha önce eğitim farklı kurumların yürüttüğü bir şey. Ziya Gökalp Türkiye'de
üç tip aydın olduğunu söyler. Tabii bu Cumhuriyet öncesine ait bir şey. Kitaplarını Beyoğlu'ndan alan aydınlar, kitaplarını sahaflardan alan aydınlar, kitaplarını Babali'den alan aydınlar. Üç tip münevver vardı o zaman. Ya da üç tip kitap okuyan insan vardı. Fakat Cumhuriyet bu üçünü birleştirdi. Tek tip olacak dedi. Tevhidi tedrisat. Onun için bu tevhidi tedrisat kanunu sebebiyle medreselerde ve tekke ve zaviyelerde de tedrisat yapılmaması esas oldu. Bilhassa İstanbul'da bir takım tarikat, Hristiyan tarikat mektepleri vardı. Hala var. Adından anlıyorsunuz. Saint Joseph, Saint Benoît. Bunlar aziz isimleri. Bunlar o tarikatların okulları. Onlar da tevhidi tedrisat kanunundan nasiplerini aldılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dedi ki onlara, bak dedi, biz dini eğitimi kendi vatandaşlarımız için yasakladık. Onun için sen de bu mekteplerde dini eğitim veremezsin dendi. Ve o zaman mesela buraya gelirken önünden geçtiğimiz Saint Benoît mektebinde, o mektepte okuyan çocuğun annesi babası Yahudi, annesi babası Müslüman olsa dahi, o mektepte okuduğu için çocuk sabah duasına kaldırılırdı, akşam ayinine katılırdı. Çünkü o mektepte okuyordu. Yani bir Hristiyan gibi yetişmek zorundaydı o mektep. Çünkü tarikat mektebi yani. Ama tevhid-i tedrisat kanunu bunu yasakladı. Biz dini eğitim verdirtmiyoruz kendi mekteplerimizde, sen de veremezsin dediler. Şimdi öyle şeyler oldu ki 1933 yılına geldiğimiz zaman bunlar sevindirik oldu. Yani 10 yıl yaşadı şey, ilan edilen cumhuriyet. Hiç tahmin etmiyorlardı. 10 yıl yaşadı. O zaman müthiş bir 10. yıl kutlamaları yapıldı ve onun üzerine de iki tane şiir yazmasını bilen adama 10. yıl marşı yazdırdılar. Bunlardan bir tanesi Behçet Kemal Çağlar, diğeri Faruk Nafiz Çamlıbel. Çıktık açık alınla diye başlayan marş. Şu günlerde pek modası yok ama bir süre önce söyleniyordu çok çok. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin bir manası bu marşın doğmasından anlaşılabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ne manası vardı? İşte 10. yıl marşından o manayı anlayabilirsiniz. İstiklal Marşı'ndan anlayamazsınız Türkiye Cumhuriyeti'nin manasını. Çünkü İstiklal Marşı Cumhuriyet'in ilanından önce yazılmış. Ama 10. yıl marşından Türkiye Cumhuriyeti'nin manasını anlarsınız. Türk önde, Türk ileri. Şimdi bu mana 27 Mayıs 1960'a kadar devam etti. 10. yıl marşındaki mana 27 Mayıs 1960'a kadar devam etti. Fakat bu mana 60 yılının Mayıs ayının 27.
gününün sabahında ne oldu? Patladı mı? Ne oldu bilmiyorum. Şimdi bu 10. yıl marşını yazan şairlerden birini yassı adaya gönderdiler. Vatana ihanetten yargılandı. Şimdi bu adam 10. yıl marşını yazmış adam. Faruk Nafiz. Öbürünü de nereye gönderdiler? Kurucu meclise. Anayasa yapmak üzere Behçet Kemal'i de kurucu meclise gönderdiler. Çünkü birisi Demokrat Partiliydi, diğeri Cumhuriyet Halk Partiliydi. Şimdi gördüğünüz gibi, şimdi bu dağınık kafayla şiir yazılır mı? Şimdi adamlar kafa kafaya vermişler, 10. yıl marşını yazmışlar. Şimdi hadi gelin bir marş daha yazın deseler, bu adamlar yazabilir mi? Yazamaz. Onun için 27 Mayıs'tan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin manası dağıldığı için, belki kaybolmadı ama şurada burada herkes arayıp duruyor. Şimdi (gülüyor) 26 Mayıs gecesi Cumhurbaşkanı olan adam Çankaya'da kendisini tevkif etmek üzere gelen genç subaylara diyor ki ben komitacıyım, beni tevkif edemezsiniz. Eskişehir'de tevkif edilen ama bu sefer genç ya da genç tabii. Sonradan Hava Kuvvetleri Komutanı oldu ama Muhsin Batur tevkif etmeye gidiyor Adnan Menderes'i. Adnan Menderes beni tevkif edemezsiniz demiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Cürmüm ne? Cürmüm nedir diyor. Yani beni neyle suçluyorsunuz tevkif etmek için? O da cevaben demiş ki size ben bir cürüm isnat edecek durumda değilim. Her neyse bu sözlerden Türkiye Cumhuriyeti'nin vardığı yer konusunda bir fikrimiz oluyor. Şimdi şiir ne yapacak? Şiir ne yapacak? Bir çıkış yolu bulması lazım şu manada. Eğer bu millet yaşayacaksa ona nereden tutulacağını şiir işaret edecek. Çünkü hep öyle olmuş. Divan edebiyat yaşarken öyle olmuş. Hüsnü Aşk yazıldığı zaman öyle olmuş. Tanzimat şiiri bununla meşgul olmuş. Servet-i Fünun bilhassa hiç tereddüt etmeden tutulacak bir tutamak olduğunu göstermiş Cenab-ı Şahabettin ve Tevfik Fikret'le. Şimdi gelmişiz bir yere. 27 Mayıs'tan sonra ne olacak? Yani geldik de ondan sonra olur mu bir şey? Şimdi elimizde bir antoloji var. İki ciltlik. Önce bir cilt olarak yayınlanmıştı. Sonra iki cilde çıktı. Mehmet Fuat'ın Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi. 1920-1970. Bu antoloji elimizde olduğuna göre Türk şiirinin 60'tan sonra bir 10 sene ne yaptığını anlayabiliriz, değil mi? 20'den 60'a kadar değil, 70'e kadar getirmiş. İyi. Yani bir 10 sene var Türk şiiri.
manasına geliyor bu antolojinin varlığı. Fakat bu antoloji bir edebiyat görüşünün telkini amacıyla yapılmış bir antolojidir. Bütün antolojiler öyle olur. Yani şimdi burada gene fikriyata mahsus bir hususu belirtelim. Bu belirtmek ne oluyorsa. Şimdi şöyle diyebilir miyiz? Her şeyin tarihi vardır. Düşüncenin de tarihi vardır. Bu söylenebilir mi? Değil mi? Bak bu fincanın tarihini yazabiliriz. Neden? Bu fincan olmak için nerelerden geçmiş? Başına neler gelmiş? Bunun tespit ettiğimiz zaman bu fincanın tarihi olur. Ama düşüncenin tarihi olur mu? Yani eskiden böyle düşünüyorlardı, sonra akılları şuna ermeye başladı. Böyle mi oldu acaba? Yani düşünce dediğimiz şey fincanın başından geçenlerin kendisinin de başından geçtiği bir şey olabilir mi? Tabii ki olur diyebiliriz. İnsanlığın tarihi olduğuna göre düşüncenin tarihi niye olmasın? Ha, demek ki şimdi eğer insanlığın tarihini kabul ediyorsak düşüncenin de tarihini kabul edeceğiz. O zaman İnsanın tarihini kabul etmek demek acaba insanın hali hazırdaki durumunu kabul manasına mı geliyor, yoksa bu durumun değişmesi için bilinmesi gerekenler manasına mı geliyor? Şimdi ben insanlık tarihini merak ediyorum diyorsun. Neyi merak ediyorsun? Nasıl oldum da buraya geldim? Yani nasıl oldu da ben Tarık Zafer'de konuşabiliyorum? Bunu mu merak ediyorsun? Yoksa insanlık tarihini merak ediyorum. Çünkü bu iş bundan sonra böyle devam etmemelidir. Bu oturup Tarık Zafer'de lakluk etmekten bu iş olmaz diye mi insanlık tarihini öğrenmek istiyorsun? Öyle değil mi? İkincisi olmalı. İkincisi olmalı olduğu için de düşünce tarihi olmaz. Yani düşünce tarihi ancak bizim yeni şeylere yönelmemizi sağlayacak şey nereden temin edilebilirdir? Dolayısıyla biz geçmişte birilerinin neyi nasıl düşündüklerini, bundan sonra neyi nasıl düşünmemiz gerektiğini anlamak için öğreniriz. Dolayısıyla eğer o öğrendiklerimiz arasında bu tam da onun dediği gibi dediğimiz şeyler varsa tarih değildir, şimdidir o. Bu söylediklerimiz arasında oho herif neler düşünmüş salağa bak dediğimiz şeyler varsa o da tarih değildir çünkü yanlıştır. Yani hatalı bir şeyle karşı karşıyayız. Yani o bir zamanlar öyle düşünüyordu, sonra birisi onu düzeltti meselesi değil. Yani aynı çağda yaşayan iki insan, diyelim ki Platon ve Diogenes, İkisinden birisi bize yakın olabilir. Dolayısıyla biz iki çizgiden birini takip ediyor olabiliriz. Neyse.
Şimdi bunu niçin söyledim? Bir edebiyat, bir şiir antolojisi elbette bir görüşün ürünüdür. Bir edebiyata bakış tarzının meyvesidir. Bu da bundan sonra bu işler böyle olsun denilmesini gerektirir. Yani insanlar bir şeyi hangi istikamette değiştirmek istiyorlarsa, geçmişte sadece ona ilişkin şeyleri esas kabul ederler. O yüzden her düşünce tarihi kisvesiyle karşımıza çıkan şey başlı başına bir düşüncedir. Yani birçok düşüncenin toplanıp bize aktarıldığı bir metin değildir düşünce tarihleri. Kendileri birer düşüncedirler. O yüzden bu şiir antolojisini de bir şiir yaklaşımı olarak ele almamız lazım. Çünkü bu antolojiyi düzenleyen kişi belli metinleri dahil etmiş, bir kısmını, büyük kısmını tabii ki dışarıda bırakmıştır. Demek ki her antoloji bir şiir görüşüdür aynı zamanda. Bir şiir yaklaşımıdır aynı zamanda. O yüzden bazılarına bu antoloji değil de diyebiliriz. Çünkü ortada bir şiir yaklaşımı yoktur. O mesela anket yoluyla bir antoloji yapmıştır. 100 kişiye en sevdiğiniz şairler ya da en sevdiğiniz şiirler diye soru sormuştur. Onlar da belli yerleri işaretlemiştir. O da bir antoloji yapmıştır. Buna antoloji demeyiz. Ona anket deriz. Biliyorsunuz matematikçiye sormuşlar 2 kere 2 kaç eder diye, o da 4 demiş. İstatistikçiye sormuşlar 2 kere 2 kaç eder diye, o da 5 ile 3 arası bir rakam demiş. Anketöre sormuş, anket yapan kişiye sormuşlar 2 kere 2 kaç eder diye, o da kaç çıkmasını istiyorsunuz demiş. Şimdi şiir de öyle bir şey. Yani nasıl bir şey? Şiir antolojisi yaptığınız zaman neyi okuyucunuza argo tabiriyle kakalamak istiyorsanız onun içine onu koyarsınız. Bu antoloji sonuna bakmam lazım kimlerle başlıyor diye. Ahmet Haşim'le başlıyor. Ve ikinci cilt. Refik Durbaş'la bitiyor. Yani Refik Durbaş'ın doğum tarihini vermiş, 1944. Bu benim de doğum tarihim. 70'ler demiş ama demek ki aslında 60'lı yıllarda adını duyurmuş olan şairlerle bitiyor bu antoloji. Demek ki bu
27 Mayıs'tan sonra Türk şiirinin ne olduğu konusunda bize bir fikir veremeyecek. Şimdi başka bir noksanı da var bu antolojinin. O da işte dediğim gibi 20'lerle başlaması, ama 20'lerde mesela yaşıyor. Kim yaşıyor? İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif. Burada yok. Burada efendim Ahmet Haşim'le başlıyoruz. Ahmet Haşim nedense hiçbir marş yazmamıştır. Ben mesela Fikir Kulüpleri Federasyonu marşı yazmıştım gençliğimde. (gülüyor) 1885 doğumluymuş Ahmet Haşim. Şimdi dediğim gibi bu antolojinin noksanı, hatta kusuru diyebiliriz, Türk şiirinin kan dolaşımının nasıl olduğuna dair bize bir fikir vermeyişidir. Şimdi Türk şiiri Yunus Emre ile başladı. Yunus Emre hem bir taraftan saz şairi dediğimiz insanların çerçevesini çizmiş oldu, hem de çerçevesini kendilerinin çizeceği divan şiirinin temellerini atmış oldu. Yani divan şiirinin temellerini Yunus Emre attı, fakat çerçevesini çizmedi. Ama saz şairlerinin çerçevesini çizdi. Dolayısıyla saz şairleri sonuna kadar Yunus Emre'nin çizdiği çerçeve içinde kalarak ürün verdiler. Divan şairleri de o Yunus Emre'nin attığı temeller üzerine bir bina inşa ettiler. Ama o şiir bitti. Ne oldu sonra? Avrupa tesiri altında Türk edebiyatı başladı. Avrupa medeniyeti kendi temellerini Greko-Romen, yani Yunan-Roma kültürü ile atılmış olduğunu kabul eder. Avrupa medeniyetinin temelleri İbrani, Hristiyan doku ile, fakat Greko-Roman malzeme ile ortaya çıkmıştır. Bizim de şiirimiz Avrupa'yı istikameti kendine esas aldığı zaman antik Yunan retoriğindeki ikna yollarını benimsemek zorunda kaldı. Ben her zaman söylediğim gibi, insanlar Aristoteles'in retoriğini açıp ya ne yapacağız diye bakmadılar. Fakat
yapmaları gereken şey söz konusu olan Avrupa esas alınan bir edebiyat olduğu için kendiliğinden ortaya çıktı. Şimdi retorikte ikna dediğimiz şey birinin bir şeye ikna edilmesi üç yolla gerçekleşiyor. Logos, etos, patos. Bizim şiirimizde bu üç yolu deneyen şairlerin ortaya çıkmasıyla Avrupa'yı bir istikamet tutturdu. Şimdi din esaslarıyla ayakta duran devlet artık dini esası kabul etmeksizin kendini nasıl ayakta tutacaktı? Bunun logosunu bulmak, şiirin payına düştü. Bunun aklını bulmak, bunun nutkunu bulmak. Logos biliyorsunuz hem söz demektir hem akıl demektir. Bizim de mantık ve nutuk arasındaki irtibat buna denk düşer. Etos, sözü söyleyenin karakterinin iknaa esas alındığı durumdur. Patos, sözü dinleyenin ruhsal hazırlığına hitap eden bir ikna yoludur. Patetik oradan gelir. Şimdi bizim Tanzimat şiirimiz bir tarafta Namık Kemal'in başını çektiği etos ağırlıklı bir şekilde ortaya çıktı. Diğer tarafta Abdülhak Hamit'in başını çektiği patos ağırlıklı bir şiir olarak ortaya çıktı. Sonra bu Servet-i Fünun'da Cenab-ı Şahabettin'in patos kanadını, Tevfiket'in etos kanadını doldurduğu ya da teşkil ettiği bir şekle girdi. Ki şiirimiz bakımından Servet-i Fünun'un böyle bir belirleyici bir özelliği vardır. Yani tayin edici, yani bir şekilde emniyet temin eden bir dönemdir o. Çünkü Tanzimat şiiri bu geçmiş kültürün dayanaklarının geçerli olmadığı halde şiir idame ettirilebilir mi sorusunu canlı ve korkulu bir şekilde soran bir şiirdir. O yüzden Tanzimat şiiri Ziya Paşa'nın yazdıkları da, Namık Kemal'in yazdıkları da ve bilhassa da Abdülhak Hamid'in yazdıkları ayağını, iki ayağını bastığı iki yerde de kendini
emniyette hissetmeyen bir şiirdir. Eskisinde de, yenisinde de. Ama Tevfik Fikret ve Cenab-ı Şahabettin'le beraber ne olmuştur? Avrupalıların kendi şiirlerini kurmak için başvurdukları zihni alan bizim toplum endişemizle temin edilebilir. Bunu ikisi de güçlü bir şekilde hayata geçirdiler. Yani Cenab-ı Şahabettin bize Türk şairinin tahayyül gücünün dünya ölçüsünde kabul edilebilir bir güç olduğunu gösterdi. Tevfik Fikret de Türk şairinin toplum endişesinin dünya ölçüsünde kabul edilebilir olduğunu gösterdi. Dolayısıyla bu Türk şiirinde iki kanat kendine yer buldu. Yani insanlar bundan sonra bu memlekette sahte değerlerle değil, sahici şahsiyetlerle şiirin mesafe kat edeceğini gördüler ve Tevfik Fikret, daha doğrusu Namık Kemal'le başlayan, Tevfik Fikret'le devam eden çizgi Mehmet Akif, Nazım Hikmet yolundan bir şiir kanalı haline geldi. Etos ağırlıklı şiir. Öbürü patos ağırlıklı şiir. Abdülhak Hamit, Cenab-ı Şahabettin, Ahmet Haşim, Yahya Kemal çizgisini takip etti. İşte bu antoloji Ahmet Haşim'le başlayarak sanki bu yampiri bir şiirmiş izlenimi veriyor. Halbuki bunun dengeli yapısının gösterilmesi gerekir. Yani bir Türk şiiri hiçbir zaman Tanzimat'tan başlamadan edemez. Türk şiir antolojisi. Mecburdur yani böyle yapmak zorunda. Cumhuriyet çünkü Avrupa'yı Türk edebiyatının başarıları üzerinde elde ne var ile devam etmiş olan bir şeydir. Yassıada'ya giden Faruk Nafiz aruz kullanmakta son derece başarılı olduğu halde kasıtlı olarak aruzu terk etmiş ve ne yapmıştır? Hece vezine başvurmuştur. Sonra zavallı yasadan sonra tekrar aruza döndü ama ne çare. Şimdi Türk şairleri Avrupa'yı bir yazma biçimini veri kabul ederek 27 Mayıs'a kadar geldiler. Türk şairlerinin kafasında hiçbir zaman Avrupa medeniyetinin
sonu diye bir kavram yoktu. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sonuyla beraber doğdu. Yani 27 Mayıs mana itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'ni buharlaştırdıktan sonra dünyada da bir devrimci dalga yükseldi. Bu devrimci dalga pekala dünyanın geleceğinin Amerikan tarzı hayat, Sovyet tarzı hayat dışında bir gelecek olabileceği fikriydi. 60'lı yıllarda bütün dünyada ne Amerika ne Sovyetler Birliği diyebilen bir anlayış yükseldi. Türkiye bundan nasibini aldı mı? Asla. Türkiye de mesele hiçbir zaman yerli yerince kavranılmadı. Hala kavranılmıyor. Hala Türkiye'de ağzı laf yapan insanlar demokrasinin genetik mühendisliğiyle irtibatı konusunda kafa yoracak ahlakta ve seviyede değiller. Yani çünkü dünyada bu çok ciddi bir mesele. Nasıl ciddi bir mesele? Genetik çalışmalarının bundan doğrudan etkilenecek olan insanların gözetimi altında yapılması meselesi var. Yani insanlar acaba genetiğiyle oylanmış gıdalar yeme konusunda bir fikir sahibi midirler? Ya da bu konuda bir yaptırım uygulama gücüne talip midir? Bunlar dünyada birazcık aklı eren insanların meşgul oldukları şeyler. Ama Türkiye'de bu konuda Fransız olmayan yok. Herkes bu konuda Fransız. Birçok buna benzer şeyler var. Neyse, mesele şu. Yani Türkiye tabii kontrol altında bir ülke olduğu için buna, bu kontrole aracılık eden ve bu kontrole karşı çıkan bir bölünme yaşaması lazım Türkiye'nin. Böyle bir bölünmeyle karşılaşıyor muyuz? Hayır. Türkiye'de insanlar ülkenin denetim altında olmasının hayırlı olduğu veyahut bunun başlı başına bir şer olduğu konusunda bir tartışma yaşıyorlar mı? Hayır. Demek ki Türkiye'de insanlar layık oldukları yerde değiller. Şiir bununla içli dışlı olmak zorunda. Olmadığı zaman şiir olmaz. Bu konuşmanın başında ben ne dedim size? Şiir kendimizin yapı taşıdır, kendimizin tuğlasıdır. Böyle olduğu zaman şiir olur. Pencereden kuş uçtu bir haber değil de kendimiz olduğumuz zaman şiirle münasebettar olabiliyoruz. Onun için şimdi şiir adına ne yapılır
meselesini Türkiye'de yaşayan insan adına ne yapılır meselesinden ayıramazsınız. Yani bu bir mücahede meselesidir. Şimdi mücadeleyle mücahedeyi birbirinden ayırıyoruz. 27 Mayıs'a kadar şiir bir mücadele aracıydı. Çünkü Türk şairleri Batı medeniyetinin sonu diye bir meseleyi zihinlerinde taşımıyorlardı. Ama 27 Mayıs'tan sonra şiir bir mücahede meselesi olmak zorunda kalmıştır. Bu kadar laf ettim, hiç şiir okumadım. Okuyacağımı bekliyorsanız bekleyin. Şimdi her şeyin bir çapı, her şeyin bir hududu var. Türk şairlerinin hududunun da 27 Mayıs'a kadar Batı medeniyetinin mevcudiyetinin kabulü olmasında şaşılacak bir şey yok. Ama daha sonra Türkiye'nin akıbetiyle Batı medeniyetinin akıbeti arasındaki irtibatı anlayamamak hem şairlerin hem de şiirle ilgilenen herkesin bir kusurudur, bir noksanıdır. Bunu bilmek gerekir. Şimdi Türk şiiri en son atılımını 1954-1959 yılları arasında yaptı. 60'ta işler değişti. 1954 tarihini niçin veriyoruz? Çünkü Türkiye'de Türk tarihi ne kadar geriye gidiyorsa gitsin, ilk defa 1950 yılında Türk milleti kimlerin kendisini idare etmemesi konusunda fikir beyan etti. 14 Mayıs 1950'de Türk milleti Demokrat Parti'yi iktidara getirmedi. Ne yaptı? Kimlerin kendisini idare etmemesi gerektiği hakkında bir fikir beyan etti. Bunlar idare etmesin. Kim idare etsin? O sorunun cevabını bilmiyordu. Ama 4 sene sonra 1954'te bir seçim daha oldu. İşte o seçimde Demokrat Parti 50'de aldığı oyları artırdı. Bu ne demektir? Türk milleti 1950'de verdiği kararı hasbelkader vermemiştir. Bu kararda ısrarlıdır. Kendisini filancaların idare etmesini istememektedir. Böylece Türk şiiri de rahatlıkla son modern atılımını yaptı. 1954'ten sonra. Yani Türk milletini yaşamadığı İkinci Dünya Savaşı'nın zihni tecrübesinden geçirmeyi denedi ve başardı. Türk şiiri
son modern atılımını, bazen ikinci yeni diye adlandırılan şiir akımıyla yaptı. Ve bu akımın Türk milleti açısından önemi, değeri yaşanmayan, yani dışarıda kalınan İkinci Dünya Savaşı'nın dünya milletlerine temin ettiği zihni terbiyeyi şiirle nakletmek. Bunu yaptı ve gayet de güzel yaptı. Çok önemli metinler üretildi bu istikamette. Şimdi bu akım ikinci yeni deniyor bir şekilde. Birincisi hangisi? Garip şiirinin getirdiği yenilik. Ona birinci yeni demiyoruz ama öbürüne ikinci yeni dediğimiz için birincisi hangisi diye sorduğumuz zaman karşımıza garip çıkıyor. Garip şiiri Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat. Henüz çok gençler birlikte çıkardıkları garip, yani üç imzalı bir şiir kitabı çıkarıyorlar. Bunların getirdiği bir yenilik var. Bu yeniliğin manasını kendileri şöyle açıklıyorlar. Biz diyorlar, Nazım Hikmet gibi halkın davasını savunan bir şiir yazmıyoruz. Biz diyorlar, halkın zevkini savunan bir şiir yazıyoruz. Böylece Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye'de halk diye kimi işaret ediyorsak, o bir zevk seviyesine sahiptir. Bu zevk seviyesinin şiirde temsili gerekir. Çünkü millet hayatının teminatı milletin kendisidir. Millet hayatının teminatı millettedir. Milleti de şiiri alan sahibi kılar. Şimdi bu ikinci yeni doğduğu zaman ne oldu? Şu oldu. Birinci yeni demiştik ya, Orhan Veli öldü. Orhan Veli Ankara'da bir inşaat çukurunda sarhoş kafayla bir yerini incitti. O zaman ölmedi. Ama ondan, o yaralanmadan tesir alarak bir süre sonra öldü. Ben işte bu antolojiyi yazan zatın, yayın evinin bir sandalyesinde otururken, karşı sandalyede de Rıfat Ilgaz oturuyordu. Ben dedim ki, o inşaat çukuruna polis itti diyorlar Orhan Veli'yi. Rıfat Ilgaz dedi ki, bu doğru olsa bile söylememek lazım. Ne demek bu? Yani Orhan Veli'ye
rejim aleyhtarı rütbesi verilmemelidir. Anlatabiliyor muyum? Yani onu kendileri sahte bir şekilde üzerlerinde bulunduracaklar. Rejimle gizlice anlaştıkları halde rejim aleyhtarı gibi görünecekler. Her neyse, bu anekdotu niçin anlattım? Orhan Veli ölmüştü. İkinci yeğeni uç verdiği zaman birinci yeğeninin hayatta kalan diğer iki elemanı bu harekete katıldılar. Hatta bunlardan bir tanesi Oktay Rifat, hareketi ben başlattım diye iddiada bulundu. Hasımları da hayır, ne münasebet, biz başlattık diye ona cevap verdiler. Şimdi bu bizi 54-59 yılları arasında en son modern atılımla münasebettar kılan şiir hareketi kendini öyle sağlam tuttu ki, dediğim gibi birinci yeni haydi haydi oraya kendini adapte etti. Bir de birinci yeniden dolayı adı şaire çıkmış olanlar da biz de yazarız bu şiiri dediler. Bunlar İlhan Berk, Behçet Necatigil, di. Birinci yeninin yıldızı parlakken şair olarak yıldızını parlatmış olan başka birisi Metin Eloğlu da ikinci yeninin dümen suyunda şiirler üretmeye başladı. Hatta bu konuda akımın asli elemanı sayılabilecek olanları geride bıraktı. İkinci yeninin Rabet'teki şairleri gene şiire birinci yeninin rüzgarıyla başlamış olanlardı. Bunlar Turgut Uyar ve Edip Cansever. İleriki yıllarda Cemal Süreya bu ikisine ilave oldu. Sonra yaşları daha genç olanlar var. Sezai Karakoç, Ece Ayhan, gerçi Cemal de onlarla yaşıt sayılır. Çünkü aynı zamanda okuldalar. Aynı de yıllar sınıf arkadaşı olup olmadıklarını tam olarak bilmiyorum. Ama aynı yani dönemde öğrenciler. Üçü bunların. Ece Ayhan, Sezai Karakoç ve Cemal Süreya Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenciler. Ülkü Tamer, Kemal Özer, bunlar da aynı yaş grubunda insanlar.
Böyle bir tablosu var bu son şiir atılımının. Ama dediğim gibi esas olan şey Batı şiirinin uç noktalarında ne varsa bizim şiir tecrübemizde de o var dedirtecek bir hadise bu. Ama bu hadise dediğim gibi Türkiye'nin akıbetiyle Batı medeniyetinin akıbeti meselesinin tartışma alanına girdiği yerde kendine genişleyecek bir gerekçe bulamayan bir şey bu. Yani çünkü şiiri o şekilde kurmuşlar ki öyle şeyleri dışarıda bırakmışlar ki 60'tan sonra Türkiye'nin akıbetiyle dünyanın akıbeti arasındaki münasebetin tartışıldığı yerde sanki şiirin dışına çıkılarak söz edilebilir korkusu içindedirler. Çünkü dünyada şiir siyasi tercihlerin oluşmasına sebep olan yüksek ilkeler sebebiyle bir yerde. Ne demek istiyorum? Yani insanların faşist, komünist, liberal olmaları fikriyat bakımından şiirlerini şiirlerinin yapısını belirlemiyor. Ya da şiir bunların sadece kaynaklarıyla ilgileniyor. Bizimkiler tabii birçok şeyden haberdarlar. Fakat dediğim gibi Batı medeniyetinin başarılarına talip oldukları için Batı medeniyetinin iflası gibi bir mesele onlara konu dışı geliyor. O yüzden de Türkiye'de ancak Batı medeniyetinin iflasıyla Türkiye'nin kendine bir serpiliş imkanı bulacağı fikri çok dar bir alana hapsediliyor. Bunun açtığı meseleler var tabii. Ama vakit çok ilerledi. Ben 2,5 saattir konuşuyorum. Öyle mi? Daha 1,5 saat konuştum. 1,5 saat az değil. Gitmeden bir şiir okuyayım.
Sizi yeterince sıktım. Ne yarım kaldı? Efendim? Ha, işte o ilk defa gelmenin verdiği bir şey olacak tabii. Teşekkür ederim. Şimdi sizin muallakta kalan şeyinize bir ne yapalım? Bir sütun koyalım. şimdi zaten tabi olan şeyin keyfi sınırları olmuyor. Yani biz bir şeyi küçümsemek için onun oyun olduğunu söylüyoruz. Değil mi? Dolayısıyla oyunların mutlaka başı ve sonu var. Yani oyunlar muallakta kalmıyor. Yani oyun olmayan şeyler acaba nereden geliyor, nereye gidecek diye bizi endişeye sevk ediyor. Endişe o bakımdan çok insanca bir şey. Şimdi Metin Eloğlu'dan bir şiir okuyacağım bitirmeden. Metin Eloğlu'nun İbresiz Bir Pusula adını kendisi koymamış çünkü kitaplarına girmemiş şiirleri. Ne hazırlamışlar? Kitaplarına girmemiş bir şiir. Dört sıcak gece. Yaz günü yan odada uyanan oldu. Oğlan gitti gelmedi. Depreşti yara. Ufaktan ufaktan ciğeri delik. Nameler para etmez. Bir kız uyandı daha geceden. Gözleri çürük. Ak urba eskimeden, daha yar gitmeden önce yağmurların ardından dört tane sıcak gece. Ne güzel öykü. Dünyamız güllük. İnsanlar hemen deli. Hep yeni düzen. Çalgılar telli. Şiir günlük ekmeğe katık. Gide aptal, gide aşığın aklı. İnceledin, eledin. Yar gitti, kötüledin. Bir durum dokunaklı. Ezildin, büzüldün kendi keyfince. Genç gönlü dertten arınmaz. Bir fena olan elleri beyaz. Uykudan hafif, sanattan ince. Pencereler onun için açılmış da can üşümüş, yan odaya ışık vurmuş, yazılmış böyle dizin. Şimdi Fikirler Dergisi'nde çıkmış bu. 23-24 Mayıs, Haziran, derginin sayısı 23-24 Mayıs, Haziran, 1949. Yani ikinci yeniden önce, bayağı önce. O bakımdan Türk şiirinin uğraklarını anlamak için de Türk şiirinin has alanını anlamak için de Türk olmayı başarmak gerekiyor. Türk olmayı başarmak da Türkçenin mahiyetini bilmeyi gerektiriyor.
Biz Türkçenin mahiyetini öğretmemek için çabalanan bir kültürün ürünüyüz. Bize Türkçenin mahiyetini öğretmemek için özel bir gayret sarf ettiler ve oldukça da başarılılar. Türkçenin mahiyeti nedir? Türk şiiri Türkçenin mahiyetini bilmeden yazılamayacak bir şiir. Onun için şiir, Türk şiiri yazmak, Türk olmak için bir fırsat. Türk şiiri bir kavmin, Türk dili. Türk dili bir kavmin dili değil. Bir kültürün de dili değil. Türk dili, Türkçe dediğimiz dil, bir tavrın, bir ahlakın dili. Yani bir milletin dili değil, bir ahlakın dili. Bunu anlamak çok zor değil. Çünkü Türkçe kendisi söylüyor bunu. Biz Türkçe konuşurken Türkçenin ne olduğunu söylüyoruz zaten. Diyoruz ki, şunun Türkçesini söylesene. Ne demek o? Şunun doğrusunu söylesene. Değil mi? Ne diyoruz? Mertçe konuş, Türkçe konuş. Öyle demiyor muyuz? Demek ki Türkçe konuşmak hem anlamı çarpıtılmayacak şekilde konuşmak demek, hem de birini aldatmamak üzere konuşmak demek. Ya da doğruyu itiraf etmek üzere konuşmak demek. Türkçe konuşmak bu demek. Türkçe bir ana dil değildir. Türkçe bir baba dil, teyze dil, amca dil de değildir. Türkçe doğrudan doğruya bir ihlas dilidir. O yüzden bu esaslarla doğmuş ama bugüne ancak serpintileri kalmıştır. Çünkü biz harflerimizi değiştirerek bu dilin görülmesine mani olduk. Bu dil artık görülemiyor, görülemeyen ve bir şekilde tanınmaya çalışılan, görmeden tanınmaya çalışılan bir şey bu. Yani biz aslında Türkçeyi aslına uygun telaffuz da edemiyoruz o harflerden dolayı. Çünkü deniz diye bir kelimemiz var. Bu kelime böyle telaffuz edilmezdi. Şimdi herkes deniz, deniz deyip duruyor. Bu kelime denizdir. Tabii ki çok mübarek deniz demenize lüzum yok. Yani. Ama denizdir bu kelime. Çünkü kefle yazılır. Kefle yazılan başka bir kelime daha var. Domuz. Şimdi biz harfleri değiştirerek iki tane telaffuzla karşılaştık. Birisi deniz, öbürü domuz. Halbuki birisi deniz, öbürü domuzdu. Bunlar aynı şekilde yazılıyordu. Deniz ve domuzdu bunlar. Şimdi biz gayrimüslim ağzıyla konuşuyoruz. Ve
bu gayrimüslim kafasının bize öğrettiği neyse ancak onu öğrenebiliyoruz. Birçoğumuz okur yazar değiliz. Ne münasebet diyebilirsiniz. Okur yazar olabilmek için mutlaka Türkçeden başka bir dil bilmek gerekiyor. Türkçe okur yazar olabilmek için mutlaka Türkçeden başka bir dil bilmek gerekiyor. Çünkü bunun Türkçesi bu diye ayırt edebilirsiniz o zaman. Yani sadece Türkçe biliyorsanız hiçbir şey bilmiyorsunuz demektir. Yani şimdi Nurullah Ataç biliyorsunuz şeydi, öz Türkçeciliğin şampiyonuydu. Neden bunu söylüyordu? Yani açıkça bunu yazmıştı defalarca. Dedi ki ortalama bir Osmanlı aydını, ortalama bir Osmanlı aydını iyi derecede Arapça ve Farsça bilir. Dolayısıyla ortalama bir Osmanlı aydını hangi kelimeyi ne manada kullandığını bilir. Şimdi biz mekteplerimizden Arapça ve Farsçayı kaldırdığımıza göre ne dediğimizi bilmiyoruz demektir. Ama diyordu ki yeni bir medeniyete girdik. Nurullah Ataç bunu söylüyordu. Yeni bir medeniyete girdik. Bu medeniyetin temelindeki diller Yunanca ve Latince'dir. Mekteplere Yunanca ve Latince mecburi ders olarak koyun, ben Türkçecilikten vazgeçiyorum diyordu. Arı Türkçecilikten. Çünkü bir Fransız çocuğu bisiklet dediği zaman bir kelimesinin Latince iki demek olduğunu, sik kelimesinin de çember demek olduğunu mektepte öğrenir. Dolayısıyla bisiklet bir Fransız çocuğu için iki tekerlekçik demektir. Bunu anlar. Ama Türk çocuğu Yunanca ve Latince bilmediği için ne diyecek yani? Bisiklet öyle diyorlar abi. Biz de bisiklet diyoruz. Velospit diyoruz. Şeytan arabası. Bunu söyleyip duruyoruz. Ama mesela İranlı kendi kültürünün bekçiliğini yaptığı için Farsça bisiklet demiyor. Bizim memlekette dendiği gibi. Doçerhe diyor. Evet. İki çember, iki çark. Onlar bayağı kuvvetli bir milliyetçilik yapıyorlar İranlılar. Çünkü biz mesela asansör diyoruz. Onlar benzetip asanber diyorlar. İyi götüren. yani biz burada kendimiz olmak için hiçbir gayret içinde saymıyoruz kendimizi. Bunu da zaten çok rahatsız edici buluyoruz. Onun için birileri burunlarına hızma takıyor. Birileri de kulaklarına küpe takıyor. Böyle gidiyoruz yani. Bunların şiirle alakası ne diyeceksiniz? Bunların şiirle alakasını kuramayan zaten şiirle uğraşmasın yani. Efendim, beni dinlemek, sabrını gösterdiğiniz için
Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.